Sevgili arkadaşlar, Almanca Çocuk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlere daha doğrusu kendimi bir anlatmak istiyorum. Ben kimim? Niye varım? YouTube kanalını neden açtım? Ne amaçla açtım? Ne gibi içerikler oluşturacağım? Bunu bir anlatayım. Arkadaşlar, ben 1992 Bingöl doğumluyum. Bingöllüyüm. İlkokulumu Bingöl'de okudum. Ondan sonra lise meslek lisesi çıkışlıyım. Sonra Uludağ Üniversitesi'nde okudum. Üniversite hayatımı da böyle devam etti. Özet geçeceğim. Çok böyle ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Belli başlı sebeplerden sonra evlenince Almanya'ya yerleşmek zorunda kaldım. Sonra işte iltica ettik. İltica etmek zorunda kaldık. Neyse. Şimdi arkadaşlar, ben bu YouTube kanalındaki anlattıklarım bazılarınıza geçmiyor sanırım. Bunu şöyle anlatayım. Arkadaşlar, ben bir ticaret yapmıyorum. Benim herhangi hiçbir şekilde hiçbir ticaretle işim yok. Ben sizlere sadece Almanya'daki tecrübelerimi anlatmak istiyorum. İltica ederken başıma neler geldi? Ne gibi yollardan geçtim? Ne gibi sıkıntılar yaşadık? Almanya'daki günlük hayatlar nasıl gidiyor? Biz neler yapıyoruz günlük hayatımızda? İş hayatımda neler yapıyorum? İşte boş zamanlarımızda nerelere gezmeye gidiyoruz? Almanya'nın güzel, bilindik yönleri neler? Almanya'da sizlerin yabancı olduğunuz durumlar neler? Bu tarz içerikler üretiyorum. Ki bu içerikleri üretirken bu içeriklerden gelen ücreti hiçbir zaman kendime ayırmıyorum. Sadece okula giden ilkokul öğrencileri olsun, ortaokul öğrencileri olsun, durumu kötü olan çantasını, işte kalemliğini, yemekliğini, suluğunu veya işte defterini, kitabını alamayan öğrencilere bağışlıyorum. Bu sebepten dolayı YouTube kanalı açtım. Hobi olarak ilgileniyorum. Bu YouTube olayından herhangi bir gelir elde etme niyetinde de değilim. Şu aşamada değilim. İleride daha büyük bir kitleye ulaşırız. Şu an 1700-1800 takipçim var ama belki ileride 50 bin, 100 bini buluruz. O zaman belki YouTube'da sizler için daha iyi içerikler üretip oradan gelir elde edebilirim. Ama şu an YouTube'dan gelen hiçbir kuruşa ihtiyacım yok. Gelire de ihtiyacım yok. Şükür çalışan bir bireyim. Elhamdülillah, Rabbime şükür olsun, kimseye de el açmış değilim. Çocuklar için para sevdiğim arkadaşlardan talep edebiliyorum. Çünkü Rabbim bize eğer bir şey bağışlamışsa orada fakirin fukaranın da hakkı vardır diye düşünüyorum. Ama bu olayı şöyle de söylemek istiyorum size. Ben kaçakçı değilim arkadaşlar. Bana vay nasıl geliriz, nasıl ederiz bu tarz sorular soruyorsunuz. Ben kaçakçı değilim arkadaşlar. Ben sadece iltica etmiş biriyim. İltica ederken başımıza ne gelir, ne gibi sonuçlar doğar, ne gibi yollardan geçeriz, avukat tutmamız gerekir mi, gerekmez mi? İşte sağlık kartını nasıl çıkarırız? Banka kartıyla neler yaparız? Faturayla telefonu nasıl alırız? Fatura üzerine telefon. İleride işte bankadan kredi nasıl çekeriz? İşte bunun yanında arabamızı nasıl alırız? Ev nasıl tutarız? Ausweis'imizi nasıl uzatırız? İşte bir şey şikayet etmek gerekiyorsa, muzdarip olmuşsak o olaydan nereye şikayet ederiz gibi bu tarz videolar çekiyorum ben. Yani size işin özeti şu. Ben sizlere sadece bugüne kadar başıma gelen olayları anlatacağım. İlticada kimler ret aldı? Neden aldı? Aldıktan sonra başlarına neler geldi? İtiraz süreci nasıl ilerliyor? Kaç kere insan itiraz edebilir? Bunlardan da söz ediyorum. Ama ben kaçakçı değilim arkadaşlar. Lütfen bana nasıl kaçarız, nasıl geliriz? Bu gibi sorular sormanızı istemiyorum. Lütfen sormayın. Çünkü hani sonuçta biz de buraya geldik, bir hayat kurduk. Bu tarz şeylerle işim olmadığını bunu size göstermek istiyorum. YouTube'dan arkadaşlar gelen gelir de öyle büyük bir gelir değil. Bağışları toplayıp öğrencilere işte her öğrenciye işte 30 tane öğrenciye bir ilaç olabiliyorsak olalım istiyorum ben. 30 kişiyi kurtarırsak daha iyi olur. Yani hayatı daha güzel yaşanır bir yere çevirelim dünyayı diye uğraşıyorum. Hani YouTube gelirlerimin hepsini ben ne yapıyorum? Çocuklara, durumu kötü olan insanlara bağışlıyorum.
Yani bunun videosunu zaten çekip atacağım size. Benim işte YouTube'dan gelen paraya yine ihtiyacım yok. Bunu yine söylüyorum. Ben işte çalışırken ne gibi işler yapıyorum onun da videosunu yapacağım. Artı Almanya'da bana ilginç gelecek bütün olayların videosunu yapacağım. Ama sizden ricam lütfen yani siz de biraz anlayışlı olun. Bana böyle sorulmayacak soruları sormayın. Ki zaten bundan sonra videolarımda editörlerime söyleyeceğim. Bu tarz biz nasıl geliriz, nasıl yardımcı olursunuz, nasıl yaparız gibisinden soruları lütfen sormayın. Direkt de engellemek zorunda kalmayın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Anlayış bekliyorum hepinizden. Sizleri çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. İyi ki takip ediyorsunuz. Güzel bir aile olduk. İnşallah daha büyük bir aile oluruz. İnşallah daha güzel yerlerde oluruz. Bu kadar. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Bitti. Sizlerden de anlayış bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kanala abone olup bize destek verirseniz de bizi mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın diyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum.